Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu serimizde sıfırdan İrab çalışmaları adlı temayı ele alacağız. Bir tane PDF oluşturduk. Bu PDF'miz 5 sayfa. Bu 5 sayfalık PDF'yi videonun hemen altında bulabilirsiniz. Bu PDF'yi işleyip bitirdikten sonra konuyla ilişkili yeni bir PDF oluştururuz ve ona dair de video çekeriz, yine PDF'yi paylaşırız. Biz bu serimizde bilgi vermekten öte, yani böyle işte örnek vereyim, İrab 2 nokta üst üste şudur gibi bilgi vermekten öte, direkt örnekler üzerinde uygulama yapmayı hedefledik. Çünkü kitabi bilgi, tanımlar, bu tür şeyleri zaten internette vesaire kitaplarda bolca bulabiliyorsunuz. Şimdi biz işin daha çok örnekleri irdeleme kısmını ele almak istiyoruz. Keyfe nasıl tunrabu iraplanır? İrap nasıl yapılır? Ettilmidu, öğrenci soruyor. Ma nedir el irabu? Mel irabu, irap nedir? Ya üstadı, ey öğretmen. Yani da edatı. Ey diye çevrilir. Bazen çeviriye katılmaz. Çeviriye katılmadığı da olur. Üstaz, öğretmen manasına geliyor. Ey öğretmen. Tabi ey öğretmen denilmez yani. Ey öğretmenim denilir gene de. El üstadı, öğretmen cevap veriyor. İrabın ne olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki, el irabu, irab nedir? İzharu hareketil harfil ehiri. Minel kelimetil mu'rabet. İzhardır. İzhar, ezhera, yuzhiru, izharun. Bir kitap adı aynı zamanda, değil mi? Nahve dair bir kitap adı, İmam Bilgivi tarafından yazılmış. İzhar kelimesi ifal babından mastar garimimi olur. Sarf bilenlere yönelik bunu söyleyelim. İzhar etmek, aşikar etmek, ortaya dökmek, göstermek manasındadır. İzharu hareketil harfil ehiri. Ehir, sonuncu. Sonuncu harfin harekesinin izharıdır. Sonuncu harfin harekesinin ortaya konulması, ifade edilmesi, gösterilmesidir. Sonuncu harfin harekesi derken mesela elif cüzü ilk sayfayı düşün. İşte elif, ba o şekilde devam ediyor ya, hece harfleri. Sonu, oradaki harflerden mi sonuncu harf? Bunu mu kastediyorsun? Konu değil. Konu minel kelimetil mu'rabet, mu'rep olan kelimeden sonuncu harfin harekesi. Evvela kelime mu'rep olacak. Mu'rep olan kelimenin sonuncu harfinin harekesini ortaya koymaktır. Şimdi burada tabi ey demiş, yani onu da şey yapmış, izah etmiş ondan maksat ne diye. Biz tabi tanım fazla önemsemedik. Geçtik direkt örneklere. Misalun, örnek. PDF'yi çıktı almanızı öneririz. Bu çalışmamız yani üst seviye Arapça bilenlere yönelik değil. Belki orta derece bilenlere yönelik de değil. Daha çok giriş seviyesinde olan arkadaşlara hitap ettiğini düşünüyoruz. Ca'e, geldi. Kim? Ne? Er-racülü, adam geldi. Ca'e mazi fiilimiz. Er-racülü, onun faili. Ra'aytu, ben gördüm. Kimi? Er-racule, adamı. Ra'a fiil, tu fail, er-racul meful bih oldu. Merartu bir raculi, merra fiil, tu fail. Ben uğradım. Kime uğradım ben? Bir raculi, adama. Birinci sayfayı bir ele alalım. Yektubu, yazar, yazıyor. Kim? Halidun, Halid adlı kişi. Lem yektubu, yazmadı. Kim? Halidun, Halid adlı kişi yazmadı. En yektube, yazması. Halidun, Halid'in yazması. Burası böyle çevriliyor. Yani burası tam bir cümle değil. Şimdi bir irdeleyelim bakalım. Ca'e er-racülü. Fe bu durumda kelimetu er-racül, racül kelimesi var ya, o nedir? Kelimetun mu'rabat. O bir mu'rep kelimedir. Er-racül kelimesi. Mu'rep bu arada mebni'nin zıttıdır. Mebni her neyse, mu'rep nedir? Onun zıttıdır.
zıttıyla anlatırsam daha iyi olur. Mebni donuk kelime demek. Yani evvelindeki kelimelerden, mesela harficerden, muzaftan etkilenmez. Başında ne olursa olsun yazılışı donuktur. Yazılış hep aynıdır. Örnekler hada hep aynı yazılır. Veya ketebe. Ketebenin başına ne getirirsen getir, mazi fiil olan bu ketebe hep aynı yazılır. Niye? Mebnidir, donuktur. Zamir hüve. Hüve hep aynı yazıdır. Hüveyi, hüvi, huvu göremezsin standart. O yüzden ona mebni denir. Yani murep onun zıttıdır. O zaman murep evvelindeki kelimelerden, yani amillerden, yani etkenlerden etkilenip kılık değiştiren manasına geliyor. Burada tabii murep nedir, mebni nedir genel olarak o anlatılmadığı için ben böyle kısaca izah etmek ile yetindim. İleride konumuz oraya da gelebilir. Gelirse daha detaylı ele alabiliriz. Yine de ifade edebildiğimi düşünüyorum. Murep, evvelindeki kelime yani sağ taraftaki kelimelerden etkilenen manasına geliyor. Mebni ise etkilenmeyen, yazılışı donuk. Hüve hep hüve diye yazılır. Başına harfi cer getirsen de hüve diye yazılır, getirmesen de. Oysa ki racül kelimesi öyle değildir. Başına harfi cer gelmiş. Bak ba gelmiş. Yazılışı değişmiş. Bir raculi lama esre gelmiş. Bunun gibi yani. O zaman ne diyebiliriz? Deriz ki racul kelimesi mureptir. Nereden anladın murep olduğunu? Nitekim racul kelimesinin sonuncu harfi olan lama baktığımda lambda harekenin değişebildiğini görmekteyim. Raculu, racule, raculi. Cae ne burada? Mazi fiil. Lazımdır. Bilenler için ya-i bir ecveftir. Aslı yani c-y-e. Sarfada değineceğiz kısmen. C-y-e. Ca-e olmuş. Mazi fiil. Fiil ne yapar? Fekullu fi'lin yerfe'u ve yansibu. Bizim ne diyelim? Statümüz diyelim. Seviyemiz, avami seviyesi. Ona göre anlatıyorum ben. Avamil okuyan, bilen birisine yönelik anlatıyorum. Fiil ne yapar? Raf eder, fail alır. İşte er-racul kelimesinin raf olmasının nedeni ca'edir. Ca'e gelmiş, racul kelimesini raf etmiş, kendisine fail almış. Raftan maksat sonuncu harfteki zammedir. Aynı racülü bu defa lamında fethayı görmektesin. Bir aşağıda aynı racül var. Bu defa esreyle yazıldığını görmektesin. Ortanca cümleye bakalım. Ra'aytu, ra'afi, tu fail. Değil mi? Ra'a fiili tu zamirini kendine fail almış. Artık meful arıyor. O yüzden racul kelimesine nasb ederek kendisine meful almıştır. Hocam ca'e niye meful almadı? Ca'e lazım fiildir. Lazım fiiller mef'ulü bih sarih almamaktadır. Oysa ki ra'a fiili mütali bir fiildir. Bu yüzden mef'ulü bih sarih açıkça yani almıştır. Tu faili racul mef'ulü oluyor. Merartu bir racülü. Merra fiil. Merra, medde, avva, şedde, galle gibi nedir? Muzaaf bir fiildir. Merartu. Nefsi mütekellim vahde deriz. Yani birinci şahıstır. Kendisinde idgam çözülmüş. Fekkul idgam diyoruz. Yani ra'daki şedde kalkmış. İki tane ra'yı açık yan yana görebilmektesin. Bizzat buradaki mazi fiilimiz sukun üzeri mebnidir. Bilenlere yönelik biraz ilave bilgiler de veriyoruz. Tu onun faili. Ba harfi cerdir. Harfi cer ne yapar? Peşine gelen murep kelimeyi cer eder. Mebni olsa da cer eder de böyle laf zannetmez yani. Bir raculi. Demek ki lamdaki kesreyi neye borçluyuz? Ba'ya. Ba etkendir. Amildir. Amil etken demek. Tesir eden demek. Racul kelimesine esreyi verdiren şey ba'dır. Ortadaki racul kelimesine fethayı verdiren şey ra'adır. En üstteki racul kelimesinin zamme ile bitme nedeni ca'edir. O zaman ilk iki cümlede fiil amildir, etkendir. Üçüncü cümlede amil olan yani etken olan tesir eden şey bir harftir. Sonuncu bölüme geldik ilk dersimiz için. Yektubu Halidun. Ketebe yektubu nedir? Mazi fiildir. Yukarıda burada pardon muzari fiildir. Burada şu an çizdiğim yerde hepsi mazi idi. Şimdi muzarilere geçtik. Yektubu muzari fiil, merfu,
Raf alameti sonundaki zammedir. Peki yektubu niye merfudur? Muzari fiil zaten merfu yazılır. Niye veya hangi durumda? Muzari'nin evvelinde onu nasbedecek ve cezmedecek bir şey yoksa o muzari merfu olarak yazılır. Bu merfu olup lafzan olabilir. Şu an gördüğün üzere bağdaki zammeyi görebiliyorsun, telaffuz edebiliyorsun. Lafzan oluyor dolayısıyla. Kava, yakzı, rama, yermi muzaridir. O da merfu. Ama onun raf alametini göremiyorsun, telaffuz edemiyorsun. Niye? Çünkü takdiren merfudur. O zaman muzari'nin evvelinde onu nasbedecek veya cezmedecek bir şey yoksa o muzari fiil ya lafzan ya da takdiren merfudur. Bu kelime takdiren değil, lafzan merfu. Hangi durumda takdiren, hangi durumda lafzan olur? Onlar da gelecek. Daha başka PDF'lerde hazırlayacağız. Peki yektubu muzari, merfu, raf alameti bağdaki zamme. Niye merfu? Kendisini raf eden ne? Bağda zamme oluşmasını tetikleyen şey nedir yani? Amiri manevidir. Yani evvelinde nasbeden ve cezmeden olmamasıdır. Halidun, Halit merfu, fail, raf alameti daldaki zamme, temmindir. Niye temmin almış? Temmin almasına mani olacak bir şey yok çünkü. Neler mani olabilirdi? Kelime ver musarif olsa temmin alamaz. Elif lamlı olsa temmin alamaz. Muzaaf olsa temmin alamaz. Bunun gibi şeyler sayılabilir. Peki Halid niye merfu? Çünkü yektubu nedir? Amildir değil mi? Ca'eden hatırla, ra'adan hatırla. Yani mazi fiil de muzari fiil de benzeri şey yapıyor. Fekullu fiilin yerfa'u ve yansibu. Her fiil raf eder, nasb eder diyor ya avamide. İmam Birgivi'nin yazmış olduğu gramer kitabında, nahiv kitabında böyle geçiyordu. Tabi bunun ayrıntıları var yani. Her fiil raf eder, nasb eder derken yektubu nasb etmemiş. Bak sadece raf etmiş. Meful almamış çünkü. Halit kelimesinin merfu olmasının nedeni yektubu fiilinin onu raf ederek kendisine fail almasıdır. Tam olarak bu. Yani yektubu nedir? Amildir. Fiiller amil olurlar. Etken olurlar. Avamil adlı kitabın Kıyasi Amiller Bahsi'nin madde 1'i El fi'lu mutlakan. Orada geçiyor bu konu. Lem yektub. Lem nedir bir defa? Lem amildir bak. Muzari cezmeder. Yektub bağdaki sukunun nedeni lemdir. Lem onu cezmetmiş. Demek ki lem amil. Evet, nasıl bir amil? Harf olarak, harftir kendisi. Harf olarak bir amildir. Yektub kelimesini cezmetmiştir. Yektub buna rağmen ha, o zaman nedir? Mamuldür yani değil mi? Bir amilin, bir etkenin etki ettiği şeye mamul diyoruz. Yani etkilenen. Şurada anlatalım. Yektubu amilse Halid nedir? Mamuldür, etkilenendir. Ca'e amilse er-racul mamuldür, etkilenmiş. Ra'a fiil amil, tu onun mamulü, racul de mamul. Mamul demek ki ne? Bir etkenden etkilenen, amilden etkilenmiş, üzerinde işlem yapılmış demektir. Lem amildir, yektub onun mamulüdür, cezm olmuş. Yektub kelimesi de amildir aynı zamanda. O zaman yektub hem amil hem mamul. Doğru, ikisi de var kendisinde. Lemin mamulü iken Halide amil oluyor. Halid kelimesinin raf halinde olmasının nedeni yektub fiilidir. Yektub onu raf edip fail almıştır. En yektube, enden keyiden, muzari nasbedenlerden bir tanesi. Ketebe yektubu, yektubu böyleyken cezm edatı geldi, yektub oldu, nasb edatı geldi, en yektube oldu. Bağdaki fethayı neye borçluyuz? Başındaki ene. En nedir? Muzari nasbeden edatlardan bir tanesidir. Kendisi amil yani etkendir. Bizzat kendisi sukun üzere mebnidir. Yani nunda her zaman sukunu görürsün. Ha, iltikai sakineyn diye bir madde var. O gibi durumlarda sukunu kaybolabilir. Yektube mensup nasb alameti bağdaki fetha. Yani bağdaki fethayı ene borçluyuz. En amildir. Yektube onun mamulü. Yektube aynı zamanda amil ama neyin amili? Halit kelimesinin amili. Yani Halit kelimesinin merfu olması daldaki bu zammeler, bu tenvin Yektube'ye borçludur. Yektube onu öyle yapmış. İlk dersimiz için bunu anlatmış olduk. Zaten şuralarda benim anlattığım şeyler anlatılmıştır. Daha özet haliyle anlatılmış. Ben daha geniş anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla sizin için önemli olan şuraları anlamak idi diyoruz. Birinci videomuzun sonuna geldik. İkinci
videoda işte neler varmış ikinci sayfada onları görmekte. İsraf, nasf, cezm, cer gibi kavramlar var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.